Diri Zihin YouTube kanalımızın çok kıymetli takipçileri, izleyenleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir konuyla ama önceden bir programdan tanıdığınız bir konukla huzurlarınızdayım. Konuğum Profesör Doktor Hacer Tokyürek. Hatırlayacağınız üzere eski Uygurca'da ölüm ve ara dünya diye bir başlıkla program yapmış idik. Aslında asıl yapacağımız program bugün konuşacağımız konularda ama ona bir hazırlık ve giriş olsun diye öyle bir konuyla başladık. Bugün ne konuşacağız Hacer hocamla? Bugün de eski Uygur Türkçesinde tanrısal insan anatomisi. Tabii o tanrısal insan meselesini önceki programda gündeme getirmiştik ama yine bir hatırlatma yaparak konuya gireriz diye düşünüyorum. Ve ben Hacer hocama hoş geldiniz programımıza diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. İyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyilikler versin. Hocam anons da yaptım zaten ama tekrar bir hatırlatarak başlayalım. Eski Uygur Türkçesi araştırmaları, sizin özellikle yaptığınız çalışmalar dil tarihiyle ilgili, eski Türk diliyle ilgili, tıp tarihiyle ilgili ama aynı zamanda kültür ve din tarihiyle de ilgili. Yani Budist inancı işin içinde, tıp, insan sağlığı, insanın anatomisi işin içinde ve bir de o günün şartlarında nasıl adlandırılıyordu efendim bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bulgular bir ne diyelim interdisipliner bir konu aslında. Hepsine hitap Evet. edecek, hepsinin efendim belli sorularına cevap olacak, belli açılımlara belki vesile olacak bir konu. Ben sözü uzatmadan size bırakayım hocam. Nedir bu efendim tanrısal insan ve onun anatomisi ve eski Uygurlar bunu nasıl görmüşler, ne demişler, ne yapmışlar? Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Aslında eski Uygur Türkçesi metinlerine bakıldığı zaman hani insan anatomisiyle ilgili pek çok malzemeyle karşılaşmak mümkündür. Bu genel itibariyle din metinlerinden kaynaklı olarak, yani eski Uygur Türkçesinde özellikle Budizm metinleri bulunduğundan kaynaklı olarak çoğunlukla burada bir tanrısal beden oluşturmaya çalışmışlardır. Tanrısal beden aslında şudur. Her insan, evet, basit düzlemde bir anatomiye sahiptir. Ama bu insanı aynı zamanda basit düzlemdeki insandan çıkartarak, beşeriyetten çıkartarak bir noktada tanrısal boyuta ulaştırmak esastır. Yani her insanın bildiğimiz üzere iki gözü, iki kulağı, bir burnu, ağzı, kolları, bacakları vesaire organları var ve aynı zamanda bu organların üzerinde çeşitli tanrı figürleri yerleştirerek bu tanrı figürleriyle aslında uzamsal anlamda bir tanrısal olgu oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi Budizm'de şöyle bir düşünce söz konusudur. Madde ve töz aslında birliktedir. Yani madde bir taraftayken töz de diğer tarafta değildir. Her ikisi birbirinin içine geçmiştir. Yani iç içe geçmiş bir olgu söz konusudur. Bundan kaynaklı olarak da insan bedenini bir noktada tanrısal bedene eşdeğer tutmaktadırlar. Eski Uygur Türkçesi metinlerine baktığımız zaman örnek vermek gerekirse, örneğin Altun Yarık metni, Altun Yarık Sudur metninde 9. kitabında hem burada bazı tanrısal insan anatomisiyle ilgili küçük açıklamalar bulunmaktadır ve bunun tedavisiyle ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Ama bununla birlikte özellikle Berliner Turfan Text dediğimiz 7. metinde ve 8. metinde, arkasından Ölüler kitabında ve Berliner Turfan Text 23'te insan anatomisi ve daha doğrusu tanrısal insan anatomisi ile ilgili metinlerle karşılaşmaktayız. Peki nedir bu tanrısal insan anatomisi? Geçen programdan da hatırlanacağı üzere bir insan
ölmeden önce bazı özellikler taşıyordu. Bazı ölümü ortaya koyacak bazı küçük bozulmalar söz konusuydu. Bozulmalar neydi? Elementlerin çöküşüydü. Elementlerin çöküşünün arkasından ölüm gerçekleşiyordu. Ama aynı zamanda hatırlayacağınız üzere elementlerle birlikte yeniden bir doğuş da ortaya çıkıyordu. Yani yeniden doğuş için elementlerin ortaya çıkması gerekiyordu. Genel anlamda bakıldığı zaman insan bedeninin ilk oluşumu elementlerle oluşmaktadır. Elementler hani bizim bilmiş olduğumuz 5 element aslında 4 arkasından eter elementinin ya da esir elementinin olup olmadığıyla ilgili tartışmalar bulunmaktadır. Ama ateş, su, toprak, hava, eter ve bu 5 element maddesel yapıyı ortaya koyar. Ama Budizm'de şöyle bir şey söz konusudur. Vardır ki bu altıncı element de tamamıyla zihin ile ilgilidir, bilinç ile ilgilidir. Bu Budist yapıda ya da Uygurca metinlerde fark etmez. Bu 5 maddesel element ve altıncısı ise tamamıyla bir noktada ruhsal, zihinsel element olan bilinç elementi vardır. Bu 5 maddesel element vücuttaki organların oluşmasına neden olmaktadır. Yani ateş elementi bir noktada bizim enerjimizdir, yani elektriğimizdir. Ateş elementinin olmaması demek zaten bedenin tamamıyla ölmesi demektir. Toprak elementi bizim organlarımızın oluşmasını sağlar. Örneğin kemiklerimiz, kıkırdaklarımız, tırnaklarımız, maddesel olan genel olarak baktığımız olgulardır. Bununla birlikte su elementi vücudumuzda taşımış olduğumuz kanımızı, idrarımızı ifade eder. Yani bedendeki sıvıları, sıvılarla söz konusudur. Rüzgar elementi vücudumuzdaki yine enerji noktalardır ve yine yayılımı, enerjinin yayılımını sağlar ve rüzgar elementi olmadığı zaman ya da hava elementi olmadığı zaman bu hani kandaki oksijenin ya da ne bileyim nefes alıp vermemizi tamamıyla değiştirecektir. İşte eter elementi ise eter elementi hocam tamamıyla bedenimizde bulunan boşluklarla ilgiliydi. İşte ağzından boşluk, kulakta bulunan boşluk, burunda bulunan boşluk, genital organlarda bulunan boşluk gibi boşlukları karşılıyordu. Ya da beden içerisindeki işte karın boşluğu gibi olgularla biz karşılaşmakta idik. Altıncı element ise yani bilinç elementi ya da zihin elementi ise hepsi bunların içinden geçer. Yani hepsinin içinden geçer. Her bu 5 element de aslında bu bilinç ile bağlantı kurmak zorundadır. Böylece aslında insan bedenini bir noktada bilinçli hale getirerek tanrısal bir beden oluşturmada söz konusudur diyoruz. Şimdi genel olarak bakıldığı zaman insan bedeni evet 5 elementten oluşmaktadır ama bir de 3 doşa dediğimiz Sanskritçe'de tridoşa denilen elementler vardır. Bu tridoşa aynı zamanda bizim karakterimizi de oluşturmaktadır. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi rüzgardır. Rüzgar devamlılığı ve sürekliliği sağlar. Yani bedenin oluşmasının devamlılığını sağlar. Gelişmesinin devamlılığını sağlar. İşte safra ve balgam söz konusudur. Yani insan bedeninde rüzgar, safra ve balgam söz konusudur. Eğer bu üç olgu bedende eksilirse, bedenden bozulursa pek çok hastalıklarla karşılaşmakta söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte bedenimizde aslında bunların tamamı da bulunur ve damarlarda gezer. Yani her damarda mutlaka balgam, safra, kan
ve rüzgar bulunmak zorundadır. Yani dört olgunun, dört maddenin daha doğrusu damarlarımızda dolaşması gerekir. Tabii ki bunların her birinin oranı aynı düzlemde değildir, aynı düzeyde değildir. Yani kan damarlarında daha fazladır. Mesela kan damarı kırmızıdır ama safra damarı maviye yakındır, balgam damarı beyaza yakındır gibi. Yani orana göre damarlarda da bir farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Şimdi buraya kadar anlattıklarım aslında bir noktada normal insan bedeninde var olması gerekenlerdir. Tamamıyla normal insanda var olması gereken unsurlar. Bununla birlikte bedenimizin 7 temel parçası vardır. Biz buna datu diyoruz. Yani Sanskritçe'de datu ifadesi kullanılıyor. Uygurca'da da bu ifadelerin ismi gelmese de bu ifadelerin 7 organı tek tek sayılmaktadır. Nedir bunlar? Et mutlaka olmak zorundadır. Kan olmak zorundadır. Yağ olmak zorundadır. Deri, kemik ve kıkırdak yapısı, beyin ve mene olmak zorundadır. Yani bu organları tek tek, hani temel unsurları tek tek saydığımızda bu 7 unsurun mutlaka bulunması gerekmektedir. Şimdi bunu Uygurca olarak söyleyebiliyorlar. Yani Uygurlar bunu tek tek sıralıyorlar ve bunların bozulmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi en son olarak meni neden dedim. Yani niye meni kadınla ilgili olanı söylemedim. Burada esas şudur, buna da açıklık getireyim. Çünkü Uygurlarda değil, Budizm'de esas erkek bedenini oluşturmaktır. Daha önceki programda da söylemiştim, kadın bedeni ya da kadın olmak ikinci sırada yer alıyordu. Yani ilk sırada erkek olmak söz konusuydu. Bundan kaynaklı olarak yani bir beden oluşturulurken ilk etapta erkek bedenini düşünerek oluşturmak esas alınıyor. Peki bunlar bizim temel organlarımızı, temel bulunması gereken olmazsa olmazlarımızdı. Bir de bizim üç önemli damarımız vardır. İnsan bedeninde göbekten tepe noktasına kadar ulaşan ve göbekten yine genital organlar bölgesine kadar ulaşan üç temel organımız damarımız bulunur ki bu damarlar lalana, rasana ve avuditi dediğimiz damarlardır. Bunlar eski Uygur Türkçesi isimleri mi hocam? Hayır hocam, bunlar Sanskritçe isimleri. Evet. Ama Sanskritçe isimlerini kullanmışlar zaten yani hocam. Olduğu gibi almışlar, onu kullanmışlar. Onunla. Evet, evet. Yani şimdi üretememişlerdir muhtemelen. Bu organları, yani Türkçe terim üretememişlerdir. Aslında eski Uygur Türkçesi terimlerine bakıldığı zaman gerçekten her bir Sanskritçe kelime, Farsça kelimeler için terim üretmişler. Uygurca bu anlamda çok zengindir. Ama bununla birlikte bazı terimleri de doğrudan alma yoluna gitmişlerdir. Lalana terimine, lalana damarına baktığımız zaman lalana erkekte bulunan damardır ve bu meni taşır. Rasana damarı kadında bulunur ve bu damarda yumurta taşır. Avuditi damarı ise orta merkez damardır ve bu damarda androjen bir yapıya sahiptir. Ne demek androjen? Dişil eril, yani cinsiyeti olmayan bir damardır. Ve ya bu orta damar, evet, orta aslında omurgada bağlantı kurulabilmektir. Dolayısıyla bu orta damar olarak karşımıza çıkıyor. Bu damarlarla da işte insanın fizyolojisi oluşturulmaya çalışılıyor. Tibet'in Ölüler kitabında, daha doğrusu eski Uygur Türkçesinin Türkçesinde Ölüler kitabı olarak adlandırılan eserde de bu damarların ve damar oluşumunu farklı şekilde açıklayabilmişler. Nasıl açıklamışlar? İşte bir tanesi bunu, damar oluşumunu
beyinden başlatarak aşağı doğru sarf, yani damarlar silsilesini aşağı doğru indirmiş ve bunu demiş ki şemsiyeye benziyor demiş. Biri demiş ki aslında göbekten başlayarak bu çam ağacına benziyor demiş gibi çeşitli, işte başkası demiş ki ip yumağına benziyor demiş ve bedendeki damarları bize farklı şekillerde gösterme yoluna gitmişler. Bu üç temel damar dışındaki damarlarda, yani ip yumağı gibi, işte saç topuzu gibi, sonrasında şemsiye gibi ve çam ağacı gibi çeşitli şekillerde bize gösteriyorlar. Bunlar da bedendeki damar. Şimdi genel olarak bakıldığı zaman bedende 21.600 damardan bahsediliyor. 21.600 damar ve bunun özeti yüzme ve bunun özeti de 3 olarak temsil ediliyor, belirtiliyor. Bu 3 damar dediğimizde hocam, bu lalana, rasana ve avuciti damarlar. Yani diğerleri, bütün bedendeki damarlar 21.600. 21.600, sonrasında 120 ama en sonrasında 3 damar şeklinde oluşmaktadır. Peki bedende bizim, evet, damarlarımız var, organlarımız var ama bir de en önemlisi çakra noktalarımız vardır. Ki bu çakra noktaları bedenin hem anatomik ve fizyolojik yapısını oluşturmakla birlikte hem de ruhsal manada, zihinsel manada bizim daha iyi olmamızı sağlayan bölgelerdir. Diyoruz ki nasıl evrenin merkezi eski sistemde, eski astronomik yapıda güneşse, ya da başka daha farklı olarak da dünya ise, hani evrenin merkezi ya güneş olarak alıyorlar ya da dünya olarak alıyorlar. Nasıl bunu alıyorlarsa evrenin merkezini, aynı şekilde insanın merkezini de göbek olarak alıyorlar. Göbek deliği bizim Axis Mundi dediğimiz, dünyanın da merkezleri işte, önemli dağlardır. Örneğin Hint felsefesinde ve Budist felsefede Meru Dağı'dır. İşte Yunan mitolojisinde Olimpos'tur ya da merkez yerleri dediğimiz, örneğin dini bazda baktığımız zaman İslamiyet'te Mekke'nin dünyanın merkezi olduğu kabul edilir. Dolayısıyla burası Axis Mundi'lerdir. Aynı şekilde insanın merkezinin de göbek olduğunu ifade ediyorlar ve bütün damarların bu göbekten yayıldığını gösteriyorlar. Dolayısıyla burası bizim için göbek merkezdir ve biz buraya Nirmana Cakra ifadesini kullanıyoruz. Kindik Tilgen denilir eski Uygur Türkçesinde de. Kindik demektir. Tilgen de tekerlek, çakra ifadesidir diyebiliriz. İkinci, yukarıdan merkezden yukarıya doğru çıkıldığında ise ikinci çakra noktamız da kalp çakrasıdır. Burası da bizim Dharma çakra, Sanskritçesi de Dharma çakra dediğimiz bölgedir ve burası da özellikle tanrısallık yapısıyla ya da manevi unsurların daha yoğun olduğu bölgedir. Burası bizim için kalp çakrası. Arkasından boğaz çakrası dediğimiz, Samoga çakra dediğimiz bölgedir. Bu kısımda gırtlak çakrası da denilebilir. Bu kısım ve şöyle bu bölgeye çakra noktaları denilmektedir. Arkasından Mahaşukra çakra gelir. Burası bizim tepe noktamızdır. Bu tepe noktası aslında evrene de açılan noktalardır ve burayı bir anten gibi de düşünmek söz konusu olabilir. Nereye anten? İşte uzaya anten ya da uzaya değil, sübtil dünyanın, tanrılar dünyasına olan dünyaya açılma olarak gösterilebilir ve burada tam ortada Brahma deliği dediğimiz, eski Uygur Türkçesinde de Brahmi Telük şeklinde isimlendirilen bir nokta vardır. Burası aynı zamanda, yani Brahma deliğidir ama aynı zamanda burası
tamamıyla üçüncü göz demeyelim. Yani evrene açılan gözlerdir. Çünkü üçüncü göz, yani biraz sonra bahsedeceğim, gözler çok farklı şekilde isimlendirilecek. Dolayısıyla burası da evrene, kainata, tanrıya, tanrılara, Buda'ya açılan nokta olarak karşımıza çıkacak. Sonrasında Jalamanda dediğimiz bir çakra noktamız vardır ki burası tamamıyla cinsel organlarda bulunan çakra noktalarıdır. Ve en sonra da kök çakra denilen apış arasındaki çakradır ki, yani o da en diptedir. Bu bölgede kundalina denilen yılan benzeri bir varlığın yattığı söylenir. Burada bizim tüm arzularımız, tüm şehvetlerimiz burada yeter ve bu sayede cinsellik söz konusu olur ve bu da hayatın varlığını, hayatın devamlılığını sağlayan bir durumdur denilebilir. Budist yaklaşımda ya da Hint yaklaşımda ya da Ayurveda'da ya da eski Uygur Türkçesi metinlerinde hangisini derseniz deyin, İnsanın bedeni, omurgası aynı zamanda Meru Dağı'yla da bir tutulur. Meru Dağı bizim için bu dönem içerisinde ya da din içerisinde önemli bir durumdur. Çünkü merkezdir ve omurga bir dağ gibi göstermek söz konusudur. Yani aslında bir noktada Budist felsefede ve Uygurca metinlerinde insanın bedenini coğrafi bir bölge olarak da kabul ederler. Yani bu coğrafi bölge olarak kabul edilmesinin nedeni aynı şekilde, yani insan nasıl bir mikrokozmoloji ise işte dünya yine mikrokozmoloji, ama insana, buyurun hocam. Mikrokozmos, makrokozmos, büyük alem, küçük alem benzetmesi, evet. Efendim metaforu bütün kültürlerde var, öyle gözüküyor. Evet. Bizde de var. Evet. Bizde de var hocam. Yani makrokozmoloji ya da makrokozmos yapı evreni ifade etmekle birlikte aynı zamanda işte dünyayı da ifade edebilmektedir, ama mikro kısım, yani küçük evren denilen yapı insan bedenidir. İnsan bedeni olduğu için insan, dünya ve evren bir çizgi halindedir. Yani bir bütün halinde düşünülür. Yani nasıl evreni oluşturan unsurlar varsa, dünyayı oluşturan unsurlar varsa, insanı oluşturan unsurlar da vardır ve bunlar aslında birbiriyle denktir. Bu bazda düşünüldüğünde ise yine insan bedeninde 24 temel organdan bahsedilir. Bu mandala sisteminde de gösterildiği gibi 24 temel organ vardır ki bu 24 temel organa tanrı, tanrıça çiftleri konulur. Böylece insanın daha tanrısal yapıya sahip olması sağlanır. Şimdi Budizm'de ve eski Uygur Türkçesinde Trijakra denilen üç önemli cakra daha vardır. Bunlardan bir tanesi zihin cakrası, ikincisi konuşma cakrası, üçüncüsü ise beden çakrası dediğimiz çakralardır ki buna göre de insan vücudundaki organlar dağılım gösterir. Örneğin zihin çakrasında baş vardır. İkincisinde tepe vardır. Üçüncüsünde sağ kulak vardır. Dördüncüsünde ense vardır. Beşincisinde sol kulak vardır. Altıncısında kaş arası vardır. İki göz vardır. İki omuz vardır. Yanlış söyledim. İki omuz vardır. Burası bizim için zihin çakrasıdır. Dolayısıyla bunların tedavisi bizim için önemlidir. Örnek vermek gerekirse, şimdi dedik ki baş çakrası. Baş çakrası tam beden başın tamamını kapsamaktadır ve ilginçtir. Baş çakrası tırnakları ve dişi besler.
Yani düşündüğümüz zaman çok bağlantılı değilmiş gibi gözükebilir. Hayır, aslında bağlantılı. Bugün modern tıpla da ilgilenildiği zaman, bakıldığı zaman, trigeminal sisteme bakıldığında, mesela trigeminal sistemde bu yüze dağılan üç damar söz konusudur. Biri göz çevresine, biri çene yapısına ve diğeri de diş çevresine gelir ve örneğin dişleri bu trigeminal sistem besler. Örneğin diş ağrılarının nedenlerinin büyük bir çoğunluğu aslında oradaki nevrezlerden kaynaklanmaktadır. Yani ağrılardan kaynaklanmaktadır. Ama insanlar bunun gerçekten diş ağrısı olduğunu zannederler. Oysa olmayabiliyor. Bununla birlikte işte bizim iki gözümüz önemlidir. Bu göze baktığımız zaman işte karaciğer ya da böbrek hastalıklarının olup olmadığı gözden biliyorsunuz anlaşılmaktadır. Bu dönemde bunlardan bahsediliyor. Yani karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının gözden anlaşıldığıyla. Ve bunun tedavisini mesela nasıl yapıyorlar? Göz egzersizleri dediğimiz göz egzersizlerin yaparak yani birbirini dengeleme sistemi vardır. Yani işte sağ göz karaciğeri, sol göz böbreği gibi bunların tedavisini yapıyorlar. Peki tedavilerde örnek vermek gerekirse neler yapılır? Bu bölgede, göz bölgesinde aslında bizim akupunktur noktası dediğimiz biraz yani hem Çin tıbbında da fazlasıyla kullanılan sistemler vardır. Örneğin işte bu kısımlar bizim en önemli noktalarımızdır. Kaşın tam orta kısmı, yine aşağıdaki kısımlar, yine bu kısımlar, bunlar aşağıya doğru ve yine bu kısımlara çöküldüğü zaman yani bastırıldığı, daha doğrusu ovulduğu zaman bunlar bizim göz sağlığımızın tedavi edilmesinde de fayda sağlayacak şeylerdir. Ama bununla birlikte dediğim gibi sağ gözde bir tanrı çifti, sol gözde bir tanrı çifti bulunmasıyla birlikte de aynı zamanda bunlar bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli ve tanrısal beden oluşturulması açısından da yine önemli diyebiliriz. Omuzlar. Mesela bir omuzun tedavisi sağ kolun sol omuzu olmasıyla oluşur ki, peki bunun önemi nedir? Yani çok ilginç. Bu tamamıyla bağırsakların tedavisi için kullanılabilmektedir. Biliyorsunuz bağırsak tedavisi, daha doğrusu bağırsak bedende ikinci beyin olarak kabul edilir. Nasıl beyin bizim bütün sistemimizi oluşturuyorsa sağlıklı olmamızın nedenleri arasında gösteriliyorsa aynı şekilde bağırsak da bizim ikinci beynimiz olarak bizim bedenimizin sağlıklı ya da sağlıksız olduğunun bir göstergesidir. Bağırsakların iyi olması, sindirimin iyi olması bedenin de iyi olmasını sağlayacaktır. Konuşma çakrasına baktığımız zaman iki koltuk altı, iki meme, göbek, burun ucu, ağız, boğaz, kalp ve cinsel organları biz sayabilmekteyiz. Beden çakrasına bakıldığında yine genital organ, anüs, iki uyluk, iki baldır, 16 parmak ucu, topuk, 4 baş parmak ve diz olarak bunu sıralayabilmekteyiz. Bu yukarıdan yani ilk kısım yukarıyı, daha sonraki biraz gövdeyi, diğeri ise tamamıyla aşağıyı gösteriyor. Aşağı dünyayı gösteriyor. Budizme baktığımız zaman ya da insan bedenini üç bölgeye ayırdığımız zaman baş, gövde ve belki de bacaklar olarak sıralayabilmekteyiz. Bu aynı zamanda üç evrensel yapıyı da göstermektedir. Ne demek bu? Eğer dünya altı ve dünya üstü olarak sınıflandırırsak, burada toprak olan kısım, yani gözüken şu an hali hazırda bulunduğumuz kısım
yaşadığımız yeryüzünü gövdemiz olarak kabul edebiliriz. Bacaklarımızı, yani göbekten aşağı olan kısmı yerin altı olarak görebiliriz. Omuzlarımızdan yukarı olan kısmı ise süptil dünya dediğimiz ve tamamıyla tanrısal bir yapıya sahip olan ve burada tanrıların bulunduğu ve en sonra da şekilsizlik aleminin, yani Buda alemlerinin bulunduğu yapıyla karşılaşmak mümkündür. Bu yüzden zaten buradaki Brahmi deliği önemliydi. Yani orada artık şekilsizlik alemine ulaşmak vardı. Ne demek bu şekilsizlik alemi? Artık tamamıyla hiçbir görüngü yok, hiçbir yanılsama yok, mutlak sükunete ulaşılmış, özgürlüğü elde etmiş, gerçeği kavramış, bir noktada hani tasavvufi anlamda söyleyebilirsek Tanrı'yla birleşmiş ve böyle bir yapıya ulaşmış kişi konumuna yükselilmektedir diyebiliriz. Evet, ana hatlarıyla efendim Uygur Türkçesinde ve Budizm'de diyelim biz ona, efendim insan anatomisi, insanın bedensel yapısı ve onun ruhsal boyutu efendim bu şekilde ele alınıyor. Bu aynı zamanda da makrokozmos, alemi kübra denen büyük evrenle benzeşme halinde irdeleniyor. Buradan bedenin yapısı, damar yapısı, işte o ahlat-ı erba denen, o sizin hani safra, balgam, kan vesaire diye sıraladığınız, demek ki doğu kültürlerinde genellikle, hatta eski Grek kültüründen itibaren de kadim dünyadan gelen insan anlayışı, insan anatomisi ve bunun sağlıkla alakası, tedaviyle ilişkisi bu şekilde kurulmuş oluyor ve bugün enteresandır, alternatif tıp ya da geleneksel tıp adı altında bütün bu çakralar, efendim işte akupunktur noktaları vesaire filan da güncel bir şekilde kullanılıyor. Enteresan. Evet. Benim sizinle böyle bir söyleşi yapma arzum da bu realiteden kaynaklandı. Yani yeniden bunlar gündeme geliyor. Bunu bir de astrolojiyle bağlantılandırırsanız çok evet, daha popüler hale gelebiliyor. Ama ortaya çıkan şu ki, insanoğlu en başından itibaren gerek kendi yapısını, gerekse tabiatın, doğanın, evrenin yapısını merak ediyor. Bunu anlayabilmek bakımından da gidimli gelimli benzetmelerle, metaforlarla, mütekabiliyetlerle yol alıyor. Bu her kültürde aşağı yukarı olan bir şey. Çünkü insani bir arayış netice itibariyle bu. Efendim, zamanın akışı içerisinde bilim algısının, evren algısının, anlayışının, tasavvurunun değişmesiyle de farklı boyutlar kazanabiliyor. Ama son tahlilde değişmeyen şey insanın kendi arayışı, kendini tanıma ihtiyacı, evreni tanıma ihtiyacı. Bir başka şey, bugünle bağlantı kurarsak hocam, bu tanrısal insan kavramsallaştırması, o Budizm'den efendim kaynaklı gelen, bu maddi evrendeki eksiklikleri, noksanlıkları aşıp o bizim felsefede ay üstü alem dedikleri, sizin az önce dünya üstü diye adlandırdığınız yerdeki mükemmelliği, tamlığı efendim ve ölümsüzlüğü arama meselesi. Bugün de dijital dünyada bunun adına ne diyorlar? Avatar, metaverse falan filan diyorlar. Burayı, bunu oraya taşıyabilirsek, aktarabilirsek, modifiye edebilirsek filan diye. İnsanoğlunun eski sevdaları bunlar. Ne dersiniz? Evet. Kesinlikle hocam, zaten bütün esas şuradan kaynaklanıyor. Yani insanın ölümlük arayışı. Yani birincisi kendisini tanımak, evreni tanımak ve sonrasında ölümsüzlüğü elde etmek. Yani hani tanrısal, ben şöyle bir şey söylüyorum, bilmiyorum nasıl karşılanır. İnsanın bir noktada cennetten kovulması ve cennetten kovulmasıyla insani özelliklerle oluşturulması. Yani cennette kalmış olsaydı belki, tırnak içinde söylüyorum, tanrısal bir olguya sahip olacaktı. Yani ölümsüz olacaktı belki. Ama cennetten kovulmasının sonrasında dünyaya düşmesiyle tüm insani özelliklere
özelliklerle oluşmuş bir yapıya sahip ama bunu tekrar bunu elde etmek istiyor. Yani bütün mesele bu kovulduğu yere tekrar ulaşmak, kovulduğu töze, ruha nasıl söylersek oraya tekrar ulaşmak ve tekrar bu ölümsüzlüğü elde etmek amacını taşıyorlar. Ben bazen şey diyorum, bebeğin doğması da aslında bulunmuş olduğu güvenli hayattan, cennetinden atılması gibi bir noktada, kovulması gibi tırnak içinde. Evet. Yani tamamıyla güvenli hayattan, var olduğu, kendisini güvenli ve ruhsal anlamda iyi hissettiği yerden atılması ve sonrasında tekrar oraya dönüş sağlaması. Bunu nasıl elde edecek? Tabii ki çeşitli ritüellerle elde edecek. Yani çeşitli bu İslamiyet'te bakarsak işte ibadetlerle olacaktır ya da dini ritüellere uymak, dini kurallara uymak ne dersek. Başka dinlere baktığımızda onların ritüellerine göre yapılacaktır. Yani her şekilde bir Tanrı'yla bir olma, eskiyi elde etme belki, ölümsüzlüğü elde etme, tanrısallığı elde etme gibi bir düşünce içerisinde olunacaktır diye düşünüyorum. Yani tamamıyla bedenin aslında Ayurveda tıbbında da bu esastır. Yani hiçbir surette insan maddeyle tözü ya da maddeyle ruhu ayrı düşünmüyorlar. Yani bu yogik uygulamalarda da aynı şekilde maddeyi ve ruhu, maddeyi ve tözü birleştirerek bu bedensel sağlığın elde edileceğini düşünmektedirler. Aslında bu modern tıpta da aynı denilebilir. Yani doktorlara sorulduğu zaman derler ki hastalıkların %80'i 90'ı aslında psikolojiktir. Ben de o düşüncedeyim. Eğer bir kişiye 40 gün deli derseniz 41. gün deli olur. Eğer 40 gün bir kişiye hastasın dersen, yani sürekli ben hastayım, hastayım dersen bence hastalanırsın gibi. Bunun gibi yani maddi ile maneviyatın birleştirilmesi olarak kabul edilmektedir diyebiliriz hocam. Evet. Tabii bu modern bilimin ortaya çıkışından sonra o kartezyen düşünceyle ruh beden ayrılığının altı çizildi ve bedenden yana biraz daha ağırlık verildi. Ama giderek bunun yol açtığı, efendime söyleyeyim, kopukluklar diyelim, telafi edilme arayışı olarak da bu eski kültür, kadim kültür, kadim anlayışlar tekrar gündem oldu. Buradan nereye doğru bir evrilme olacak? Hayırlısı diyelim hocam. Ben çok Zaman teşekkür istedim. ediyorum. İlginç bir söyleşi oldu yine. Tabii biz kanalımız daha ziyade felsefeyle ağırlıklı olarak ilgilense de başka konularla da zaman zaman aktualiteyle, güncelle de ilişkili, o bütünlüğü kaçırmamak adına böyle bir şey de yapmış oluyoruz. İnşallah başka vesilelerle, yeni konularla tekrar diri zihinde buluşuruz diyorum. Son sözleriniz varsa onları alalım ve bağlayalım hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Yani bana bu imkanı verdiğiniz için yani benim için çok ilginç bir konuydu. Ben bu çalışmayı yaparken ben çok şey öğrendim. Yani bizim dünyayı algıladığımız gibi algılanmadığına, eski kadim dediğimiz, antik çağ dediğimiz milletlerin, Türklerin, Doğu kültürünün aslında ne kadar büyük bir kültürel yapıya sahip olduklarını çok iyi bir şekilde analiz etme imkanım oldu. Ve kadim milletlerin ne kadar büyük bir bilgi birikimine sahip olduklarını gördüm. Ve gerçekten özellikle eski Uygur Türkçesiyle çalıştığım için kendimi yine şanslı gördüm. Ve Budizm'le ilgilendiğim için de kendimi şanslı gördüm. Neden bilmiyorum. Ama bu felsefenin, Doğu felsefesinin, Doğu kültürünün ne kadar önemli olduğunu ve bilimde de aslında hiç de geri olmadıklarını gördüm. Dolayısıyla yani insan anatomisi, insan fizyolojisinin sadece maddi anlamda değil de aynı zamanda ruhsal anlamda da
bir bütün halinde, çünkü Ayurveda'nın temeli budur, insan bir bütün olarak incelenmelidir. Yani bir bütün halinde incelenmesi gerektiğini de gördüm. Çok, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Kıymetli takipçilerimiz, bir ilginç konunun sunumunun da sonuna gelmiş olduk. Ben ilginize, alakanıza teşekkür ediyorum. Diri Zihin'i takip etmeniz, beğendiğiniz, yararlı bulduğunuz videoların altındaki beğenme, paylaşma ve abone olma tuşlarına dokunmanızı da bekliyoruz. Onu da hatırlatmış oluyordum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.